Bu holografik kafeste gerçeğin yolunda yürümeye başladığınız an sistem ve çevrenizdekiler sizi deli gibi göstermeye programlanacak. Rahmi Ergün. Gerçeğin peşindeki çılgınlık. Bir sabah uyandığınızda güneşin her zamankinden daha parlak olduğunu fark ettiniz. Sanki bu ışık daha önce hiç görmediğiniz bir gerçeği ortaya çıkarmak üzere perdeleri aralayacakmış gibi bir duygu veriyordu. O andan itibaren kendinizi bir hikayeyi başlatan kahraman gibi hissettiniz. Sanki yaşadığınız dünya gerçekliğini yansıtan ama aynı zamanda sizi sınayan bir holografik kafesteydi. Her şey, yaşadıklarınızın birer sahte görüntü olduğunu düşündüren bir sahneye dönüşmeye başladı. Sistemin ve çevredeki insanların size karşı tavırları değişti. Bakışları soğuk ve eleştirel hale geldi. Bu durum, bir metafor olarak devasa bir tiyatro sahnesinde yalnızca farklı düşündüğü için delilikle suçlanan bir karakter gibi hissettirdi. Bu sahnede herkesin kendi repliğini oynadığı, senaryonun ise sorgulanmadan kabul edildiği bir düzen vardı. Ancak siz gerçeğin peşine düşmeye karar vermiş bir dedektif gibi nasıl bir labirentte olduğunuzu anlamak istiyordunuz. Her yeni gün bu holografik kafesin ipuçlarını araştırmakla geçiyordu. Sistemin manipülasyonunu fark ettikçe çevrenizdeki kişiler sizi anlamakta zorlanıyor. Sizi yalnız, başına buyruk ve aykırı biri olarak görmeye başlıyordu. Halbuki gerçeklere açılan kapıdan geçmek isteyen sizdiniz. Thomas Anderson'ın Neo'ya dönüştü gibi, bilinmeyeni çözmeye, kafesteki kodları kırmaya niyetliydiniz. Ancak çevrenizdeki herkesin bu farklı bakış açısını bir tehdit olarak algılaması sizi şaşırtıyor. Ve bu zincirlerden kurtulmak istemenize rağmen, onların gözünde sadece birer deli olarak etiketleniyordunuz. Bir yanıyla bu delilik tanımlaması, sistemin kendisini koruma altına alma şekliydi. Çünkü sistem, Sorgulayan bireyleri çılgınlıkla damgalayarak diğerlerini korkutmak istiyordu. Çevrenizdeki kişilerin çoğu bu damgalamanın konforuna sığınarak gerçeğin peşinden gitmek yerine mevcut durumu kabulleniyordu. Eflatun'un mağara alegorisi geldi aklınıza. Mağaranın karanlıklarında zincirlenmiş insanlar yalnızca gölgelerle tatmin oluyor, gerçeklikten uzak kalmayı tercih ediyordu. Ancak siz o karanlık mağaradan çıkmak ve güneşin sıcak ışıkları altında gerçeği görmek istiyordunuz. Bu yolda yürürken etrafınızdakiler sizin cesaretinizi sorguluyor ve delilik ile dahilik arasında ince bir çizgide yürüdüğünüzü iddia ediyorlardı. Halbuki bu çizgi yalnızca gerçeği kabullenmek ile ona ulaşmanın zorluğunu göze almak arasında bir yoldu. Bu metaforik yolculukta yanınızda çok az kişi olsa da gözü pek bir kaşif gibi ilerliyordunuz. Çünkü biliyordunuz ki gerçeğin peşinde olmak bir yolculuktu, varış noktası değil. Yürüdüğünüz yoldu kıymetli olan. Ve siz bu yolun sonunda belki sadece kendinize ama en nihayetinde hakikate ulaşmanın huzuruna ermek istiyordunuz. Her gün kafesteki bu sanal gerçekliğe kapılmış kişilere karşı kendi hakikatinizin adımlarını atmaya devam ediyordunuz. Gözlerinizdeki perdenin kalkması için kendi içsel devrimlerinizi yapmanız gerekiyordu. Çünkü bazen gerçek sadece gözle görülenden daha fazlasıydı ve ancak yürekle sezilebilirdi. Sanal dünyanın labirentinde gerçeği ararken kalbinizin rehberiniz olmasına izin verdiniz. Belki bu yol zorluydu. Belki karşınıza çıkan engeller birer dev gibiydi ama her adımınız sizin için ne kadar sağlam ve anlamlıydı. İşte bu süreçte yalnızca bir deli değil, gerçeğin uyanışını bekleyen bir yolcu olduğunuzu anlıyordunuz. Ve nihayet gerçeğin peşinde çılgın bir yolculuğa çıktıkça belki yalnız ama özgür bir ruh olarak kendi gerçekliğinizi yaşayabildiniz.